Evet, herkese selamlar. Birinci yazılılar bitti. Umarım sonuçlar sizin için çok güzeldir. Şimdi ikinci yazılılar başlıyor. Peki birinci yazılılar bitmeden ikinci yazılılar hemen geldi. Ben ne yapacağım diyen arkadaşların yardımına şu anda koşuyorum. Videoyu dikkatle izliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Birinci yazılıları artık geride bıraktık. Birçoğumuz artık birinci yazılı sonuçlarımızı öğrendik bile. Şimdi ikinci yazılılar da hızlıca geliyor. Tabii ki bir tempo yoğunluğu var. Her şey iç içe girmiş gibi. Bazı arkadaşlarımız bu durumun içinden nasıl çıkacağını düşünebilir. Onlara da kolaylık olsun diye tabii ki bu videoyla birkaç önerimiz var. Sevgili arkadaşlarımız, içerisinde bulunduğumuz dönem gerçekten zor bir dönem. Sürekli her şey üst üste geliyor ve üst üste yeni açıklamalar yapılıyor. Ve bizlerden de doğal olarak yapılacak bu her yeni açıklama itibariyle yeni duruma hızlıca adapte olmamız isteniyor. Evet, bu durumu bir kriz yönetimi olarak adlandırabiliriz. Sevgili arkadaşlar, sizler öğrenci olmanızın yanında çok da güzel bir davranış becerisi edinebilirsiniz. İçerisinde bulunduğumuz tam da bu dönemde kriz yönetimi. Evet, yükümüz biraz ağır. Geçtiğimiz yıllara göre biraz daha zorlanıyoruz. Ancak burada kriz yönetimi davranış becerisini edinebilirsek birçok şey bizim için mükemmel olabilir. Peki nedir bu? İsterseniz biraz da onun detayına inelim. Sevgili arkadaşlar, sizler şu anda ders çalışarak sınavlara giriyorsunuz ve sınavlardan geçiyorsunuz. Normalde öğrencilik hayatınızın normal seyri bunu gerektiriyor. Ancak içerisinde bulunduğunuz bu dönem biraz daha zorlu olduğu için sizler aynı zamanda yapılan her yeni açıklamadan hareketle aldığımız yeni bir pozisyonda buraya ayak uydurabildiğiniz müddetçe yeni bir davranış becerisi kazanıyorsunuz. İçerisinde bulunduğunuz bu problemi çözme becerisi. Sizler gelecekte o istediğiniz bölümlerden mezun olduktan sonra birçok rakibinizin olduğunu ve o arzu ettiğiniz işlere girebilmek için onlarla yarıştığınızı göreceksiniz. Eğer şimdiden içinde bulunduğunuz her problemli durumun üstesinden gelme becerisini kazanabilirseniz gelecekte sizin için bir o kadar aydınlık olacak. Çünkü özellikle son bir yıldır eğitimle alakalı karşılaştığımız tüm durumlarda iki tip öğrenci karşımıza çıkıyor. Birincisi, yeni gelen haberleri alıp bununla ilgili mücadele etmeme yolunu seçenler. İkincisi de her ne olursa olsun her duruma karşı mücadele etme yolunu seçen ve bu durumun üstesinden nasıl gelirim düşüncesinde olan öğrenciler. Bu yüzden hızlıca biraz önce değindiğim noktaların üstesinden gelebilmek için harekete geçme kararını öncelikle vermelisiniz. Evet sevgili arkadaşlar, gelelim ikinci yazılılara nasıl çalışmamız gerektiğine. Şimdi sizler birinci yazılıları geride bıraktınız. Birçoğunuzun sonuçları açıklandı. Eğer sonuçlarınız açıklandıysa ikinci yazılılarda hangi derslere daha ağırlık vermeniz gerektiğini, hangilerinde ise rutin çalışmalarınızı devam ettirmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Eğer sonuçlarınız hala açıklanmadıysa sizler tahminlerinizle ikinci yazılılarda konu kapsamını da dikkate alarak bazı dersleri öne almalısınız. Burada en zorlanacağınız dersleri veya ilk yazılılardan kötü almayı tahmin ettiğiniz veya aldığınız dersleri öne alarak çalışmalarınızı gerçekleştirmelisiniz. Şimdi öncelikle zor dersleri öne alarak ve yazılılarınıza özellikle bir haftadan fazla süre varsa bu derslere şimdiden çalışmanız sizler için çok önemli olabilir. Her gün bir saatlik yapacağınız çalışmalar ve her gün bir derse çalışmanız henüz şimdiden sınavlara sizi düzenli bir şekilde hazırlayacaktır. Biraz önce de ifade ettik, tekrar hatırlatmakta fayda var. Zor dersleri öne alıyoruz. Belki buradaki çalışma sürelerimizi biraz daha arttırıyoruz ve ikinci yazılıları kabus olmaktan çıkarıyoruz. Evet, sizlere burada bir de uyarı yapmak istiyorum. Dikkatli olmanız gereken bir nokta var. Maalesef günümüzün en büyük problemi ertelemek. Ertelemek eşittir problem durumu. Dolayısıyla ertelediğiniz zaman problem daha da artar ve biliyorsunuz milli problemimiz son saniyelerde yazılıya çalışma alışkanlığımız tekrardan ortaya çıkar. Bunun olmaması için de şimdiden planlı olmakta çok büyük fayda var. Ve son olarak sizlere bir de tavsiyelerimi ileteyim. İkinci yazılıların da çabuk gelmesinden dolayı bazı şeyleri sürekli olarak hızlandırılmış tempoda yapıyor gibiyiz ve bunu da Milli Eğitim Bakanlığı'nın göz önüne aldığını sakın unutmayın. Sizler için ikinci yazılılar veya sonrası çok zorlayıcı olmayacaktır. Bunun çok kolay olduğunu da söylemiyorum. Bu yüzden içerisinde bulunduğunuz durum sizleri korkutmasın. Ancak mücadele etmekten de kaçınmayın. Çünkü her dersin bizden ne istediğini bilmek ve bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ettirmek bizleri başarıya ulaştıracaktır. Sizler ikinci yazılılarınıza çalışmaya başladınız mı? Bununla ilgili nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Bunları da yorumlara yazarsanız hepsini tek tek okumak isterim. Hoşçakalın.